Yazılı yazılmasın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 5. sınıflar, 2. dönem, 2. bilişim teknolojileri yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Bu yazılı sorularına ve daha fazlasına yazıldayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Dilerseniz ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuz doğru yanlış sorusu. İlk sayfamız bu gibi klasik sorularla oluşuyor. Arka sayfamızda test sorularından oluşmakta. Bakalım. Scratch bir kelime işlemci programıdır deniliyor. Yanlıştır. Scratch bir oyun yapma programı, kodlamayı öğrenmek için en basit program olarak adlandırılan bir programdır. O yüzden yanlıştır. Kelime işlemci programına örnek verecek olursak Microsoft Word bir örnektir. Scratch programı ile animasyon ve oyunlar yapabiliriz deniliyor. Kesinlikle doğrudur. Yeşil bayrak Scratch programında genellikle uygulamaları durdurmak için kullanılır. Yanlıştır. Uyguları durdurma, durdurmak için kırmızı renkli bir ifade kullanılmaktadır. Yeşil bayrak ise uygulamaları çalıştırma açısından elverişli olacaktır. Burası da yanlıştır. Algoritma bir problemin çözümü için izlenecek yol anlamına gelir. Evet bu da kesinlikle doğru algoritmanın tanımıdır. Bir problemin çözümünün ilk adımı çözümü değerlendirmektir. Şimdi değerlendirmek sonlara doğru olacaktır. İlk başta bir sorunu belirlememiz gerekmektedir. Sorunu anlamamız gerekiyor. O yüzden de yanlıştır. Algoritma basamaklarının bir başlangıcı ve sonu bulunur. Kesinlikle ilk olarak algoritmaya başlamadan önce algoritmayı başlattığımızı belirteceğiz. Sonra da algoritma bittikten sonra da bittiğini belirtmemiz gerekecektir. O yüzden bu ifademiz de doğru olacaktır. Bir algoritmanın geometrik şekillerle gösterilmesine akış şeması denilir deniliyor. Evet doğru. Görmüşsünüzdür. Şöyle akış şemalarımız var arkadaşlar. Bu şekilde gösterilen algoritmalara da akış şeması şeklinde demekteyiz. Bu da doğrudur. Çözümü için bilgi, mantık, deneyim ya da dikkat isteyen durumlara problem denilir deniliyor. Doğrudur. Her problemin bir çözümü olacaktır. İlk biçimiyle kalmayıp yeni değerler ya da biçimler alabilen ifade ya da nesnelere sabit denilir deniliyor. Yanlıştır. Sabit değil değişken denilmektedir. Gördüğünüz gibi zaten ilk biçimiyle kalmıyor. O zaman biz buna sabit diyemeyiz. Bu ifademizde yanlış olacaktır. Umut Aras bilgisayardan sunum hazırlarken elektriklerin gitmesi bir problem durumudur deniliyor. Kesinlikle bir problem olarak bunu gösterebiliriz. Sıra geldi diğer sorumuza. Burada da bize verilen bazı ifadeler var. Scratch'teki gibi böyle bloklar koyarak bu çözümü, bu sorunu çözmemiz gerekecek arkadaşlar. Görüyorsunuz burada hareketler var. Gözükmüyorsa şöyle göstereyim. Bu karakterimizi buradan alıp buradaki konuma göndereceğiz. Bu karakterimizi de bu şekilde dümdüz ilerlemesini sağlayacağız. Buna göre hangileri doğru bloklardır şeklinde sorulmakta. Şimdi ilkine bakacak olursak ilkinde ne yapmamız gerekiyor bizim? Öncelikle bir ileri gitmemiz gerekiyor. İleri gittikten sonra karakterimize göre sola dönmesi gerekiyor. Sola döndükten sonra geri ileri gidecek. Sonra ileri döndükten sonra karakterimizin sağa dönüp ileri gitmesi gerekecek. Yani ileri git, sola dön, ileri git, sağa dön, ileri git cevabımız Ceyhan şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuza bakalım. Burada ne atmamız gerekiyor. Burada arkadaşlar nereye kadar ileri gidecek? Burada dümdüz ileri gitmesi gerekiyor. Burada da konuma varana kadar tekrar etmesi gerekmekte yani ileri gitmesi. Buradaki konuma kadar tekrar et, ileri git şeklindeki bloğumuz doğru olacaktır. Cevabımız Bursa şıkkı. Dördüncü sorumuz. Aşağıda Scratch programında kullanılan bloklar ve açıklamaları verilmiştir. Buradaki kod bloklarını doğru açıklamalarla eşleştirmemiz istenilmekte. Şimdi bakalım ilkine. Burada bir saniye bekle deniliyor. Bunu neyle eşleştirebiliriz? İstenilen süre kadar beklemeyi sağlar. Buraya kaç e, rakamını yazarsak, sayısını yazarsak o kadar süre orada beklemesini sağlayacaktır. 3'ü buraya eşleştirdik. Merhaba de iki saniye deniliyor. Bunun açıklaması nedir? Karakter istenilen süre boyunca merhaba, merhaba der. Yani iki saniye boyunca merhaba diyeceğini söyleyebiliriz. Sonra burada yeşil bayrak var. Yeşil bayrağa tıklanınca dememiz gerekecek. O zaman ne olacaktır? Proje içerisinde yeşil bayrağa tıklandığında bu blok altına sıralanmış kod kümesini çalıştıracaktır. Başlatacaktır. 4'e eşleştirdik. Sonraki kılık deniliyor. Bu da karakterin bir sonraki kılığa geçmesini sağlayacaktır adı üstünde. 2'ye eşleştirdik. Sürekli tekrarla bu da ne olacaktır? İçerisine yazılan kod bloklarının sürekli çalışmasını sağlar. Yani sürekli tekrarla ileri git Dediğimizde sürekli ileri gitmesini tekrarlayacaktır. Bunu da birleştirerek ilk sayfamızı tamamlayalım. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmamızın ardından 5. sorumuza devam edelim. Umut'un bilişim dersi projesi için hazırladığı programda kukla ekranın kenarına gelince geri dönerken baş aşağı dönüyor. Kuklanın ters dönmesini engellemek için aşağıdaki bloklardan hangisini kullanması gerekir deniliyor. Şimdi baktığımızda x, y noktasına git. Bir, bir konuma git deniliyor. Bunun yönle alakası yok. 90 yönünde dön deniliyor. Bunu da tam olarak hani istediğimiz yöne ulaşması için doğru olduğunu söyleyemeyiz. 15 derece dönde de gene alakasız olacaktır. Burada bakın. Ekranın kenarına gelince geri dönerken baş aşağı döndüğünü engelleyebilmek için kuklanın şeklini sağa sola dönebilsin şeklinde ayarlamamız gerekecektir. Böylelikle baş aşağı şeklinde bir dönüş olmayacaktır. Cevabımız Bursa şıkkı. 6. Köpek balığının ve balığın kenara gelince geri dönmesini sağlayan kod nedir diye sorulmakta. Kenara gelildiysen sek, gizden sonraki kılık yayı, yayınlayın. Kenara gelince sek. Kenara gelince ne yapacak? Sekecek arkadaşlar. Kenara gelince geri dönmesini böylece sağlayabilmekteyiz. Cevabımız Adana şıkkı. Devam edelim 7. sorumuzdan. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Efe'nin problemini çözebilmesi için kullanacağı çözümlerden biri olamaz? Efe'nin problemine bakalım. Luna parka giren Efe heyecanlı bilet gişesine koşar. Parasını uzatarak bir jeton satın alır. Hangi oyuncağa bineceğini düşündüğü sırada elindeki metal jeton yere düşer ve yuvarlanarak yerdeki bir mazgalın içine girer. Hangisi çözüm olamaz? Luna parktaki görevliden yardım istemek bir çözüm olabilir. Bir mıknatısa ip bağlayarak mazgaldan aşağı sarkıtmak demir olduğu için bu da olabilir. Mazgalın aralığından elini sokarak jetonu almaya çalışmak gene bunu tam olarak bir çözüm olarak söyleyemeyiz arkadaşlar. Bu gene tehlikeli ve hani e, yapılamayacak bir çözümdür. Maşa benzeri bir araç yardımıyla jetonu almaya çalışmak gene bu da bir çözüm olacakken buradaki ...direkt eliyle almak tam olarak bir çözüm olmayacaktır. Çünkü mazgal derindir. Eli yetişmeyecek büyük ihtimal. Ve hatta elini yaralayarak daha büyük sorunlara yol açacaktır. Skreç ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır deniliyor? Sahnede birden fazla karakter olabilir. Evet olabilir. Herhangi bir sorun yok. Her karakterin sadece bir kılığı vardır deniliyor. Kılığımızı değiştirebiliriz arkadaşlar. O yüzden sadece bir kılığı var demesi yanlıştır. Sahnedeki karakterler blok yardımıyla hareketlendirilir. Kesinlikle buradaki e, şu bloklar sayesinde hareketlendirebileceğimizi söyleyebiliriz. Scratch programı ile oyunlar oluşturabiliriz. Kesinlikle bloklarla beraber oyunlarımızı oluşturabiliyoruz. Cevabımız B şıkkı her karakterin bir kılığı vardır demesi olacaktır. 9. Aşağıdakilerden hangisi sabit bir veridir deniliyor? Evde ders çalışma süresi değişebilir arkadaşlar sabit değildir. Öğrencinin bir teneffüste oynadığı oyun sayısı da değişebilir. Sınıfta derse katılan öğrenci sayısı da değişebilir. Gelen öğrenci olur, gelmeyen olur, geç kalan olur vesaire. Ama bir yıldaki mevsim sayısı asla değişmez. Bir yılda toplamda 4 mevsim vardır ve bu hep sabittir, değişmez. O yüzden de cevabımız denizli şıkkımızdır. 10. sorumuz. Akış şemalarında eşkenar dörtgen olarak ifade edilen geometrik şeklin görevi nedir diye sorulmakta. Yanlı görmüş olduğumuz şeklin görevi nedir? Bakalım. Başlangıç ve bitişte kullanılır. Yanlıştır. Başlangıçta arkadaşlar şöyle bir ifademiz kullanılacaktır. Direkt yanlış. Genel bir işlem yapılırken kullanılır. Yanlış. Karar verme işlemlerinde kullanılır. Gördüğünüz gibi soru işareti var. Bu ne demektir? Karar verme hani düşünme açısından bir ifadedir. O yüzden C şıkkı bizim cevabımız. Bilgi girişi için kullanılır bu da yanlıştır. Cevap Ceyhan şıkkı. 11 Bir problemin çözümü için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? Problemi iyi anlamak gerekecektir. Problemi çözmek için bir plan yapmak kesinlikle gerekecektir. Problemin en başında bunu yapmamız gerekiyor. Problemi çözdükten sonra sonucu kontrol etmemiz kesinlikle gerekecektir doğruluk açısından. Problemi uzun ve karışık yollardan çözmeye çalışmak yanlış olacaktır. Problemi en kısa ve en kolay yoldan çözmemiz gerekecektir. Cevabımız denizi şıkkı. Scratch programında aşağıdaki bloklardan hangisi içindeki kodların bir şarta bağlı olarak çalışmasını sağlar deniliyor. Şimdi şart denildiğinde bakacağımızda A'ya baktığımızda sürekli tekrarla deniliyor. Bu içine yazılan kodu sürekli tekrarlar. Şarta bakmaz. Ama B'ye baktığımızda eğer nokta nokta ise yap şeklinde olacaktır. Bakın buradaki bir şart olacaktır. Eğer işte karakter şu noktaya gelirse onu şu noktaya götür veya sağ dönmesini sağla dediğimizde bakın bir şarta bağlamış oluyoruz. Onu da buradaki blokla sağlayacağız. Bu tıklanıldığında bu da yeşil bayrağı tıklanıldığında kodu çalıştıracaktır. Bu direkt on adım git demektir zaten. Bizim istediğimiz bir şarta bağlı olarak hareket etmesidir. O da B şıkkında verilmiştir. Devam edelim 13. sorumuzla. Aşağıda bulunan beyaz noktaya yandaki komutları sırasıyla uygulayınız ve bu beyaz noktanın en son hangi konumda olacağını artı işareti koyarak belirtiniz deniliyor. Şimdi öncelikle yukarı çıkarıyoruz. Yukarı buraya geldi. Sonra sağa döndü buraya geldi. Sonra bir daha sağa döndü buraya geldi. Sonra aşağı döndü buraya geldi. Sonra sağa gittik buraya geldi. Sonra yukarı gittik buraya geldi. Bir daha yukarı gittik buraya geldi yani sonuç olarak buradaki artı noktasına geldiğimizi söyleyebiliriz. İzlediğimiz yolda şu şekilde olacaktır. Bu şekilde izlediğimiz yolu da göstermiş olalım. Ve geçelim 14. ve son sorumuza. Şimdi yukarıdaki açıklamaya uygun kod bloğu hangisidir deniliyor? Baktığımızda yeşil bayrağı tıklandığında 10 adım git, 2 saniye sınavınız başladı de, 1 saniye bekle, 2 saniye başarılar de ve bütün komutları sürekli tekrarla deniliyor. Şimdi baktığımızda öncelikle yeşil bayrağı tıklayınca başlatacağız. O zaten hepsinde var gördüğünüz gibi. Sonra bunu hani en sonda dediği gibi sürekli tekrar etmesini istiyoruz. O zaman sürekli tekrarla komutunu buraya öncelikle bir yerleştirmeliyiz. Çünkü hepsini tekrar ediyoruz. O yüzden de en kapsamlı şekilde böyle yazmamız gerekecektir. Sonra 10 adım git deniliyor. 10 adım gittik. Sonra sınavınız başladı de 2 saniye. Evet 2 saniye sınavınız başladı diyecek. Sonra 1 saniye bekleyecek ve başarılar 2 saniyede başarılar diyecek. Bu kodların en doğru yazımı B şıkkında verilmiştir. Cevabımız da böylelikle B şıkkı arkadaşlar. Ve videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videonu gösterebilirsiniz. Bu yazı sorun ve daha fazlasına yazılayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Umarım hak ettiğiniz notu alırsınız.